Berna, bir gün evde oturuyorum Cihangir'de. Bakın çok güzel. Cihangir'e de değinmek istiyorum çünkü ben de Cihangir doğumluyum. Siz de Cihangir doğumlusunuz. Mahalledaşız. Şöyle, tabii ne mutlu bana. Çok memnun oldum. Siz de çok zarif bir insansınız. Ay, çok teşekkür ederim. Eski Cihangirlileriz. Şimdi tabii siz eski değil, yeni Cihangirlisiniz. Eskiler benim grubuma ait. Şimdi şöyle, bir gün oturuyorum Cihangir'de, Ol Kıvanç Apartmanı. Güzel bir daire. Oturuyorum. Kahve yaptım kendime, kapı çaldı. Açtım. 3 tane kız. Hostes olduklarını öğrendim sonradan. Buyurun dedim. Dediler ki biz bir... Buyurun dedim. Burada kapıda... Buyurun oturun içeri dedim. Bu arada sinema yapıyor musunuz o sırada? Yapıyorum. Yani kapıyı Edison mu açtı? Edison. Yani ben açtım tabii. Hayır tamam ama kimse yok, yani. Kimse yok. Yalnız oturuyorum. Yalnız ama yaşadım. Kapıda yani ünlü Edison açtı. Evet. Ben açtım. 3 tane kız böyle. Çok cici kızlar. 1969 25 26 Aralık. 3 kız geldi. Gün de hatırlamıyor. Hemen bir böyle kanepem var. Buyurun oturun filan dedim. Oturdular. O zamanlar belki mini etek modası var. Böyle de karşısına oturunca ben tabii devamlı şey yapıyorlar. Etekleri toparlamaya çalışıyorum. Peki siz niye içeri aldınız? 3 tane tanımadığınız kız. Hayır. Yani bir art niyetim yok. Hayır. Yani. Burada şey yapmayın dedim. Ben size bir kahve ikram edeyim. Buyurun oturun dedim. Onlar niye gelmiş Ediz Bey? Davetiye getirmişler. Ha, Türk Hava Yolları'nın balosu var. 15 Ocak'ta. Tamam, şimdi oldu. Davet, yani onu özür dilerim. Tam eksik anlattım. Siz de birdenbire farklı bir düşünceye sahip olmuşsunuz. Hayır, şimdi 3 tane güzel hanım kapıda. Hepsi güzel, birbirinden güzel. Hemen kanepeye oturdular üçü de. Ne ikram edeyim size dedim. Kahve içer misiniz? İçeriz. Tamam, birer kahve yaptım, getirdim. Buyurun dedi. Efendim dediler, bizim balomuz var. Ona sizi davet etmek istiyorum. 69 25 veya 26 Aralık. Dedim ki ben film çekiyorum. Ertem Eğilmez'le şeyde, Hülya Koçyiğit, Ertem Eğilmez. Yani o filmi hatırlıyorum şimdi. Uludağ'da çalışıyoruz. Ara verilmişti. Şey için, yılbaşı arası verildi. Hmm. İstirahat etsin çalışanlar diye. Onun için geldim dedim. Katılabilir miyim bilmiyorum. Oturduk, konuştuk. Kahvelerini ikram ettim. Çok hoş kızlardı. Çok cici kızlardı. Sonra gittiler. Ama bir numara bıraktılar bana. Bir iletişim olsun. Gelip gelemeyeceğinizi haber ver. Hemen gelemem diyemedim tabii duruma göre. Bir baktım Berna Öner şeysi, bir tanesi telefonu. Dedim ki hangisi acaba filan, tereddütüm de var. Bir bakayım dedim, arayayım dedim. Berna çık dedim ki böyle böyle ben katılamıyorum. Ama dedim yani çok memnun oldum. Yine her zaman sizleri beklerim dedim filan. Teşekkür ederiz dediler. Onlar çalışıyorlar. Hostes zaten. Uçuyorlar o zamanlar. Ve bu şekilde bir başlangıç olduktan sonra 3-4 ay geçti. Ya dedim şu güzel kızları bir daha arayayım. Ve aradım Berna'yı. Niye? Erkekle hanım arasındaki elektrikten kaynaklanıyor. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Elektrikten kaynaklanıyor. Berna Hanım belli ki bir gönlünüzü çalmış. Evet. Evet. Dedim ki canım dedim ya Berna Hanım dedim yani... Oturalım bir yerde bir kahve içelim dedim. Vallahi dedi bugünlerde çok yoğun çalışıyorum. Gelecek hafta arayın dedi beni. Peki dedim yine peki dedim. Hep bu peki, arada Berna peki. Hanım Edis Hun'a söylüyor bunu yani. Evet yani o da kendi bir herhalde star, bir... Star, bütün kızlar ama peşinde. Yok çalışıyorlar, çok yoğun çalışıyorlar o zaman. O zaman tamam, şimdiki tamam, kadar ama... fazla kalabalık bir hostes grubu yok, daha az hostesler. Ve ondan sonra işte öyle başladı. Belirli bir flört devresi oldu. 1973 Ocak ayında da evlendik. Evet. 73 2021. Siz çok güzel harika. Hazırlamışsınız. Harikasınız harika. Siz. Harika. Evet. 3 Ocak 1973. Şimdi 2021'deyiz. Demek ki 48 seneyi geçtik. 48,5 senenin içindeyiz. Ne kadar güzel. Evet. Peki bu kadar uzun evliliklerde tabii günümüzde arada anlaşmazlıklar olur. Her evlilikte hemen olur. Hemen cevap verdi. Her evlilikte olur. Mutlaka. Bazı gerginlikler olur. Ben sırrını sormak istiyorum. Mutlaka oluyordur da artık kimsenin kimseye çok tahammülü kalmadı bir dönemdeyiz. İşte o 48 yıllar, 30 yıllar falan artık. Bak ne çok güzel bir fotoğraf daha. Kızım Bengü, ben göremiyorum. Kamera var önümde. Evet. Ama evet kızım Bengü ile Burak var galiba. Evet Burak. Burak oğlum, kızım da Bengü. Evet. Bengü. Harika bir fotoğraf. Çok harika. Evet, ne kadar, evet. Ne kadar güzel ya, çok teşekkür ederim. Çok güzel çalışmışsınız bu programı. Tebrik ediyorum. Esaflar, sizi ve çalışan arkadaşlarımızı.
Vallahi çok müthiş. Bizler de yani, yapım ekibimize İşte bakın yani programın güzelliği bu şeylerle, katkılarla renkleniyor, renkleniyor tabiatıyla. Tabii çok yani çok önem taşıyor. Kızınızdan ve oğlunuzdan bahsederken insanlar merak ediyorlar. Acaba kızı nasıl, oğlu nasıl? Hemen görünce hoşuna gidiyor insanlar. Hepsi iyi çocuklardır, efendidir. Yani kızımın, mesela kızımın, bu da bir düğünde ne kadar herkes evet, çok şık. Düğün. Çok çok güzelsiniz. Damat da diplomattır. Çok kıymetli bir insandır. Çok değerli bir diplomattır. Hı hı. Şimdi Ankara'da döndü. İsviçre Büyükelçisi'ydi. Şimdi Ankara'da. Yani çok şükür Allah sağlık versin hepsine. Pırıl pırıl insanlar. Harikalar. Ülke için çalışan, ülke için gayret sarf eden, daha ileriye gitmesi için çaba sarf eden bir kardeşimiz. Ne bir mutlu. Damadım benim öyle. Çok kıymetli bir. Zaten şeyde de dışlarında da çok sevilen, sayılan bir insan. Hatta Tayyip Bey demiş ki, ya demiş sen biraz şişmanlığa bak demiş, senin demiş kayınpederin gayet ince. Sen niye biraz kilo aldın? Ama demiş unutma, bu çok güzel bir yere gidiyorsun, İsviçre'ye gidiyorsun demiş idi o zamanlar. Bana anlatılan öyleydi. Yani sevilen bir insandır. Sayılan bir insandır. Ne mutlu. Onun için... Çok güzel bir fotoğraf. Bilmiyorum, ben göremiyorum ama... Kolunuzda şöyle kızınız. Ha kızım, evet. Çok güzel çalışmış. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Önümüzde kamera olmuyor. Yani arkadaşlarına tebrik ediyorum. Bulmuşlar güzel resimler. Çok, i̇şte çok böyle iyi. Hayat geçiyor. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz Ediz Bey? Sosyal medyada ben sadece WhatsApp kullanıyorum. Hı-hı. Zaman zaman Instagram'a da bakıyorum. Ama WhatsApp, mesaj, mail 3 ana konu yani ilgilenme alanım diyelim. Hı-hı. Onların dışında fazla çıkamıyorum. Vaktim de olmuyor zaten. Yani çünkü, öyle fotoğraf paylaşayım falan filan. Kendi fotoğraflarımı hiç göndermem. Yani bazı insanlar kendilerini gösteriyorlar. Hı-hı. Ben yani zaten çok şükür bilinen bir insanım. Seven sever, kabul eden etmiş olur beni gönlünde, bir yer açmış olur. Etmeyen de saygıyla onu ben daima düşünürüm. Hiçbir zaman yani kendimi ön plana çıkarırcasına bir davranış sergilemedim hayatımda. İstedim ki eğer bir küçücük de bir değerim varsa onu başkaları takdir etsin diye düşünmüşümdür. Hı hı. Ama bazı insanları görüyorum, sizi tenzih ederim. Ben sizi görmüyorum şeyde çok fazla medyada, sosyal medyada. Biz hiç çıkmayız. Çıkmıyorsunuz. Levent de öyle. Levent de çok hiç. Aklı başında bir eşi Levent. Belki izleyenler bilmez. Çok hoş, yakışıklı. Aslanlar sizin birlikte gibi. Diziniz tabii, de var. Aslanlar birlikte. Gibi bir delikanlıdır. Yolu açık olsun onun da. Kibar, çok teşekkür efendi ederiz. Bir arkadaşımız. Sevdiğim bir insan yani. Size sevdiğim. Çok saygısız, yani saygı, selamları karşılıklı. Var. Velhasıl böyle devam ediyoruz. Evimizde, normal arkadaşlık çevresinde hayatımızı yürütüyoruz. Ama benim düşüncem, şiarım herkese saygı göstermek, hı hı. olduğu gibi kabul etmek, evet. sevgiyle kucaklamak. Mutlaka. Ama fikirler farklı olabilir, fikirler farklı da olabilir. Ama mutlaka. Herhangi bir düşmanlık beslemiyorum kimseye. Beslemiyorum. Yani daima dünya daha... öyle bir yer olmamalı evet. zaten. Ve zaman kısa. Çok kısa. Zaman çok kısa, bakın. Bu arada zaman kısa demişken çok yakın bir zamanda kitabınız çıkacak sanırım. Kitabım çıkacak, hazırlanıyoruz. Ne durumda kitap? Kitap yani çok iyi oluyor düşüncesindeyim. Gelecek hafta bir iki ilave pasajım olacak. Onları hayatınızla ilgili. Hayatımla ilgili. Onu verdikten sonra resimler zaten aşağı yukarı belli. Çıkacak. Aa, ne de çıkacak. O da bir kalsın tabii. Yani insanoğlu bir varmış, bir yokmuş. Hayat geçiyor. Yaş ilerledi. Her ne kadar sağlıklı gözüküyorsam da yani yaş çok, ilerliyor çok tabii. Çok jantisiniz, evet. çok hoşsunuz. Her yani, zaman öyleydiniz. Sağ olun. Hala öylesiniz. Ben evdeki Ediz Hun'u da merak ediyorum. Yani evde böyle sürekli hani sizi janti, işte takım evde elbiselerle. Evde de mi öylesiniz? Kendi halimdeyim. Yardımcı olurum. Her şeyi yani evde elektriği, ampulü değiştiririm, elektrikle ilgilenirim. Gerekirse elektrikli süpürgeyle yerleri de ha, yapar alabilirim. Mısınız yaparım, mesela? Yaparım. Zaten adadaki ev 3 katlı olduğu için 3. kat benim çalışma merkezim. Orada hemen elektrikli süpürge ben yapıyorum onların hepsini. Yaparım yani. Her türlü işi yaparım. Yalnız yemek yapmasını pek beceremiyorum. Yani böyle işte yumurta rafadan filan yahut da tavada olabilir de yani mesela bir pirinçten bir pilav yap deseniz pek yapamam. Ama en çok sevdiğim yemek de pilavdır. Benim de biliyor musunuz? Pilav bayılırım. Pilava bayılırım. Hep benden sonra pilav var mı? Hah, mesele tamam yok o zaman. Tamam.
Velhasıl yani evcil bir adamım. Pek öyle gece hayatım yoktur. Bekarlığımda da gece pek fazla çıkmazdım. Evimde yaşardım. Yani televizyonla ilgilenirdim, kitaplarla ilgilenirdim. O şekilde. Yani şey değilim. Pek dışarıda yaşayan bir insan değil. Ev. Evde yaşarım. Ev rahattır. Ve kendime tabii bakarım. Keyiflidir. Spor yaparım. Oh. Yüzerim. Kültür fizik yaparım. Dikkat ederim. Fazla yememeye, akşam yemeklerini daha hafif onun için akşam yemeği fazla yediğiniz zaman birikim yapıyor. Evet. O birikim de sizi rahatsız edebiliyor. Yani dikkatli yaşıyorum tabiatıyla. Dikkatli yaşıyorum ama keyifli yaşamaya çalışıyorum. Harikasınız. Ya geldiğiniz için o kadar mutlu oldum ki. Çok ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oldum. Geçen hafta da izledim sizi. Yani çok kez izledim de. Şeyle Berhan Şimşek'le bir programımız Berhan var. Berhan Bey geldiler. Berhan'la da bizim bir filmimiz var. Kulaklar çınlasın. Belki için seyrediyordur. Saygılar, selamlar, selamlar Berhan Bey oradan. Berhan'la 1985'te Acımak adlı dizisinde beraberdik. Sonda çıktı böyle aslan gibi kara kaşlı, kara gözlü bir delikanlı. Boylu boslu, kocaman, kocaman bir delikanlı. Onunla da konuştuk. Çok efendi bir adamdır. Yani sevgi de duyarım, saygı çok da güzel. Duyarım. Ve kendini yetiştirmiştir. Sinemadan, sahneden sonra tahsilini tamamlamıştır. Onun için ben çok takdir ediyorum böyle insanları. Değil mi? Yolu açık olsun, ona da selamlarımı iletiyorum. Peki, biz veda etmek durumunda olduğumuz için sizden böylesine güzel bir günde Televir TV izleyicilerine son bir mesajınız varsa... Var, mesajım var. Ben Televir'le ilgiliyim. Neden ilgiliyim? Merdan Bey'i ben çok severim. Emre Bey de öyle. Çok kibar insanlar, çok zarif insanlar, çok dürüst ve cesur insanlar. Onların programını daima izlerim saat 8'de. Hoşuma gider. Berna biraz meyve hazırlar, bir şeyler hazırlar. Onu izlerim. Yani çok güzel insanlar. Doğru şeyler söylüyorlar. Ve bu doğruları içinde belki bazı kesimlerde reaksiyon da alıyor olabilirler. Ama yani ben onları bayağı zevkle izliyorum. Bazen sabah programlarında izliyorum ama yani Tele 1 hakikaten yani... Diğer bazı karate gibi, Halk TV gibi doğruları söyleyen yayın organları, onların devamının